Ayşe anamız radiyallahu anhadan rivayet kılınır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni keçelerden biri de yukatıp koydum. Son o kişini izlep çıktım. Karasen uzat, bakiyede Osman'ı karab durgan ikenler. Ey Ayşe, Allah onun Resulü senden çetlenişinden korktun mu? Dediler. Siz bazı ayarlarınız yanına bargansız deyip güman kıludum dedim. Elbette Allah Şaban'ın yarımdaki keçede dünya Osman'ı düşer. Ve Kel kabilesinin koyuları cünü adadiden köprak kişini mağfiret kıladı dediler. İmam Tirmizi, İmam İbn-i Mace ve İmam Ahmet rivayet kılgen. Muaz İbn-i Cebel radıyallahu anhudan rivayet kılınan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Şaban yarımdaki keçede karab korup cemiki mahlukatlarını mağfiret kılur. Meğer müşrik ve husumetçi bendeler müstesnadır dediler. İmam İbn Hibban sahihte şunindik İmam Tabarani ve İmam Bayhaqiler rivayet kılışken. Şunun için fukahalarımız hem beraat keçesini ibadet bilen bidar utkazışını müstehab amellerden senegenler. Bu hakta İbn Nucaym Mısri rahmetullah aleyhşün ne degenler. Ramazan ayının ahirgi 10 günlüğü, iki idni, Zulhiccenin evveli 10 günlüğünü ve Şaban ayının 15. keçelerini bidar utkazış hadislerde varut bulgenidik, müstehab amellerdendir. Keçelerini bidar utkazış degenden murad, onu ibadet ile utkazış düşünüledi. Şunu hem Allah'a takitle utuş lazım ki, bazılar tamamından beraat keçesi de 100 rekatli namaz okuluşu, onda İhlas suresini muayyen adette okuluşu kirekliği hakkıdaki gap sözler asasız ikenini ulamalarımız takitleşken. Cümleden Mulla Ali Qori Rahmetullah bu mavzuga toxtalib shunday deganlar. Bilginki Şaban ayının yarımida 100 rekatli namazını her bir rekatida İhlas suresini 10 merteden okup ado etilişi onun fazileti ko'p ekanini borasida Daylami ve undan başkalarının rivoyati mavzu yani to'qima hadisler ekanı Al-Lali'de aytib o'tilgan. Manba Mirqotul Mafatih. Yani ushbu beraat keçesinde İhlas suresini 10 marteden okup ado etilişi onun fazileti ekanidagi borasidagi hadis yok. Bu to'qima hadisdir. Demek bundan ma'lum bo'ladi ki beraat keçesi uchun biror xos ibodat tayin qilinmagan. Kimning kuchi ve imkoni qaysi ibodatni ado etishga yetsa, o'shani amalga oshiraveradi. Ayniqsa istig'for, tasbih, tahlil aytib zikr qilish, durud-i salovatlar aytish, Qur'oni Karim tilovati yoki uni eshitish, hadis kitoblari mutolaa qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ayniqsa o'sha kechada imkon qadar kimning qazosi bo'lsa, qazo namozlarini ko'proq o'qib chiqishlik kerak. Barib o'tiramiz-ku. Televizor ko'rib chiqdi demayapti. Bugun Shabonda 15-kun ekan, bir kechasini o'tirib chiqayin deb televizorni yoqib, "A, bo'ldi. Shabonda 15-chi kechasini o'tkazdim" desak, u o'tirilgan kecha hisoblanmaydi. U kechada hozirgi aytilgan zikrlar qilish kerak. İnşallah shunda maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu bilan bir qatorda umumiy nafil namozlarni o'qish, Alloh taolaga duolar qilib, hojatlarini so'rash ulkan ajrlarga sazovor qiladi.